25. Cüz Fussilet Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kıyametin zamanını bilmek sadece Allah'a havale edilir. Keza onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarını çatlatıp çıkar ne de bir dişi gebe kalıp doğurur. Allah onlara ilahlıkta bana ortak saydıklarınız nerede diye seslendiği gün sana açıkça söyleyelim içimizde sana ortak bulunduğuna dair bir tanık yok derler. Artık daha önce taptıkları şeyler onları terk edip kaybolmuş kendileri de kaçıp kurtulacakları bir yer bulunmadığını anlamışlardır. İnsan İyi şeyleri istemekten usanmaz. Başına bir kötülük geldiğinde ise büsbütün ümitsiz ve karamsardır. Uğradığı bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir nimet tattırsak mutlaka şöyle diyecektir: Bu benim hakkımdır. Ayrıca kıyametin kopacağını sanmıyorum. Ama dönüp Rabbime varacak olsam bile onun huzurunda benim için güzel şeyler bulunduğundan eminim. Biz inkara sapanlara neler yaptıklarını mutlaka açık seçik bildireceğiz ve onlara kesinlikle ağır bir azap tattıracağız. Ne zaman insan bir lütufta bulunsak arkasını dönüp uzaklaşır. Başına bir kötülük geldiğinde de uzun uzadıya yalvarıp yakarır. De ki, hiç düşündünüz mü? Ya bu Kur'an Allah katından gelmiş, siz de onu inkar etmişseniz? Bu durumda böylesine kesin bir çatışma içine düşenden daha sapkın kim olabilir? Kur'an'ın gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya kadar, Onlara çevrelerinde ve kendilerinde bulunan kanıtlarımızı hep göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanıklık etmesi onlar için yeterli değil midir? Bilesin ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacakları konusunda kuşku içindedirler. Kesinlikle unutulmamalı ki Allah her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ha-Mim Ayn-Sin-Kaf Büyük izzet, derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa, hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşiyetten, neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini ham dile dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi bilin ki bağışlama ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili bir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için Böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat o kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerin ise ne bir velisi arka çıkanı ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de o diriltecektir ve onun gücü her şeye yeter. Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda doğru hüküm Allah'a aittir. İşte o Allah benim Rabbimdir. Yalnız ona güvenip dayanmışımdır ve daima ona yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan odur. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu şekilde çoğalmanızı sağlamaktadır. Ona benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir her şeyi görür. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı dilediğine bol, dilediğine de ölçülü verir. Çünkü O her şeyi bilmektedir. O, Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki, o dini ayakta tutasınız.'' o konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerini davet ettiğin bu din, müşriklere ağır geldi. Allah, dini tebliğ için dilediğini seçer ve kendisine yöneleni doğruya iletir. Onlar, peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra, Aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de, ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir.'' Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda tartışmaya gerek yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. Onun çağrısı birçok insan tarafından kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya kalkışanların delilleri Rableri katında geçersizdir üzerlerine gazap çökmüştür ve onlar için çetin bir azap vardır. Hak ve hakikat içerikli kitabı ve o sayede ölçü ve dengeyi gönderen Allah'tır. Nereden bileceksin kıyamet vakti belki de çok yakın. Ona inanmayanlar onun çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlar ise gerçek olduğunu bilerek ondan kaygılanmaktalar. Şu iyi bilinmeli ki, kıyameti tartışma konusu yapanlar, derin bir sapkınlık içindedirler. Allah, kullarına çok lütufkardır. Dilediğine rızık verir. Güçlü ve üstün olan da O'dur. Kim ahiret kazancını isterse, onun bu kazancını arttırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, İş bitirilirdi ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar ise cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rab derikatında, istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden yakınlığa sevgi duymanızdan başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz o kalplerde olanı çok iyi bilmektedir. Kullarının tövbesini kabul eden, günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen odur. İman edip rızasına uygun işler yapanların dualarını kabul buyuran ve kendi lütfundan onlara fazlasını veren de odur. İnkarcılar için ise çetin bir azap vardır. Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ama o dilediği ölçüye göre vermektedir. Çünkü o kullarının durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir. İnsanlar bütün ümitlerini yitirdikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan odur. Gerçek dost ve koruyucu her türlü hamde layık olan odur. Gökleri, yeri ve oralarda üretip yaydığı canlıları yaratması onun kanıtlarındandır. O dilediği zaman onları bir araya getirme gücüne de sahiptir. Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir kaldık ya Allah birçoğunu da bağışlar. Siz dünyanın hiçbir yerinde onun gücünün önünde duramazsınız. Sizin için Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur. Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler de onun kudretinin kanıtlarındandır. O dilese Rüzgarı dindirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder. Birçoğunu da bağışlar. Böylece ayetlerimize karşı mücadele verenler Bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur. Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlar ise daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışma ile yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince onlar aleyhine bir yol tutulamaz. Kınama ve cezalandırma ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir onlar için elem verici bir azap da vardır ama kim sabreder ve bağışlarsa işte bu güçlü irade gerektiren işlerdendir allah kimi sapkınlığıyla baş başa bırakırsa artık onun bir velisi olmaz. Azapla yüz yüze geldiklerinde zalimlerin geri dönmenin bir yolu yok mu diye feryat ettiklerini göreceksin. Ateşe atılırlarken yine onların aşağılanmaktan ötürü başları eğik halde göz ucuyla etrafa baktıklarını göreceksin. İman edenler de Gerçek anlamda kayba uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem kendilerine uyanları ziyan edenlermiş meğer diyecekler. İyi bilinmeli ki zalimler sürekli bir azap içinde olacaklardır. Onların Allah'a karşı kendilerine yardım edebilecek dostları yoktur. Allah sapkınlığıyla baş başa bırakmış ise onun için artık kurtuluşa çıkan bir yol da yoktur. Allah'ın hükmü gereği geri çevrilemez olan bir gün gelmeden Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne bir sığınak ne de bir inkar yolu vardır. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse bil ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Şu bir gerçek ki biz insana rahmetimizi tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama eğer yapıp ettiklerinden ötürü başlarına bir fenalık geliverse işte o zaman insan pek nankör olur. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları bahşeder. Dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o her şeyi bilir. Her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşer ile Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki o çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzda bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir İman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu, dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki, sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki, bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır. Zuhruf suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ha Mim Aydınlatan kitaba yemin olsun ki anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur'an yaptık. Kuşkusuz o katımızdaki ana kitaptadır. Çok yücedir, hikmetle doludur siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye biz de sizi Kur'an ile uyarmaktan vaz mı geçelim? Sizden önce gelip geçenlere de nice peygamberler gönderdik. Kendilerine gelen her peygamber ile alay edip durdular. Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük. Gelip geçenlerin örnek hikayeleri ilahi kitaplarda daha önce de anlatılmıştır. Kendilerine gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, tereddüt etmeden onları sonsuz güç ve ilim sahibi yarattı diyeceklerdir. Yeri sizin için döşek kılan, gideceğiniz yere şaşmadan varasınız diye orada size yollar yaratan O'dur gökten ölçülü olarak su indiren de O'dur. Bununla ölü bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Bütün çiftleri yaratan, bineceğiniz gemileri ve hayvanları var eden de O'dur. Var etti ki, sırtlarına binesiniz, üzerine yerleştiğinizde Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz. Bunu bize boyun eğdiren Allah, noksanlardan münezzehtir. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Ve biz kuşkusuz Rabbimize geri döneceğiz. Kimi kullarını onun bir parçası saydılar. İnsan apaçık bir nankör. Yoksa o yarattıkları arasından kızları kendine ayırdı da oğlan çocukları için sizi mi seçti? Onlardan birine Rahmana layık gördüğünün kız çocuğunun müjdesi verilince öfkeye kapılarak yüzü mosmor olur. Mücadelede başarısız olarak ömrünü süslenmekle geçirecek olan kız çocuğumu diye öfkeyle sorar. Rahman'ın kulları olan melekleri dişi bildiler. Yoksa yaratılışlarına tanık mı oldular? Tanıklıkları kaydedilecek ve bundan sorguya çekileceklerdir. Rahman dileseydi biz onlara ibadet etmezdik dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Yalnızca tahminde bulunuyorlar. Yoksa bundan Kur'an'dan önce kendilerine bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır, hayır. Onların dedikleri şundan ibarettir. Biz babalarımızı bir inanç üzerinde bulduk. Elbette biz onların izinden giderek doğru yolu buluruz. Aynı şekilde senden önce de hiçbir topluluğa bir uyarıcı göndermedik ki topluluğun zevku sefaya dalmış kesimi şöyle demiş olmasınlar. Biz atalarımızı bir inanç üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz. Peygamber, size atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirsem de mi? diye sordu. Onlar da, biz sizin getirdiğiniz mesajı inkar ediyoruz, cevabını verdiler onlara hak ettikleri cezayı verdik gerçeği yalan sayanların sonlarının nasıl olduğuna bir bak bir zaman İbrahim babasına ve topluluğuna şöyle demişti ben sizin taptıklarınızdan uzağım beni yaratan başkadır ancak ona ibadet ederim o bana doğru yolu gösterecektir bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarını ise gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince bu bir büyü biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya diye de eklediler. Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek tip bir topluluk haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine her biri gümüşten, tavan, yukarı çıkmak için kullanacakları merdivenler yapardık. Ayrıca evleri için kapılar, üzerlerinde yaslanıp istirahat edecekleri koltuklar yapar, altınla da süslerdik. Ama bunların hepsi dünya hayatına ait geçici faydalardan ibarettir. Rabbinin katında ahiret mutluluğu ise takva sahiplerine mahsustur. Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz. Artık bu onun arkadaşıdır. Kendilerini doğru yolda zannederken, bu şeytanlar onları yoldan saptırıp dururlar. Sonunda o kişi bize gelince, şeytana hitaben, keşke seninle aramız doğu ile batı kadar uzak olsaydı, der. Ne kötü arkadaş! Zulmederek hak ettiğiniz için, çekmekte olduğunuz azapta ortak olmanız bugün size bir fayda sağlamayacaktır. Sen sağıra duyurmak veya köre yahut apaçık sapkınlık içinde bulunan kimseye yol göstermek mi istiyorsun? Ya seni alıp götüreceğiz, onlara da hak ettikleri cezayı vereceğiz yahut kendilerine yapacağımızı söylediğimiz şeyi sana göstereceğiz onlara dilediğimizi yapabiliriz artık sana vahyolunan kitaba sımsıkı sarıl şüphesiz sen dost doğru yolun üzerindesin o kitap sana ve kavmine bir hatırlatmadır yakında sorgulanacaksınız senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor bakalım Rahmandan başka tapılacak ilahlar belirlemiş miyiz? Musa'yı mucizelerimizle destekleyerek Firavun ve çevresine gönderdik. Onlara "Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim." dedi. Onlara mucizelerimizi gösterince bunlara gülü verdiler. Oysa kendilerine gösterdiğimiz her mucize bir diğerinden daha büyüktü belki yanlış yoldan dönerler diye kendilerini felaketlerle sarstık bunun üzerine şöyle dediler ey büyücü rabbinin seninle sözleşmesine uygun olarak bize dua et artık biz doğru yola döneceğiz dua sebebiyle onların başından felaketi uzaklaştırınca bir de bakıyorsun sözlerinden dönüveriyorlar Firavun kavmine seslenerek şöyle dedi. Ey milletim! Mısır'ın mülkiyeti benim değil mi? Şu ırmaklar ayaklarımın altında atmıyor mu? Bunları görmüyor musunuz? Ayrıca ben bu değersiz, neredeyse söylediğini anlatmaktan aciz adamdan daha iyi değil miyim? O bir peygamber ise kendisine altın bilezikler indirilse, yahut dizi dizi melekler onunla birlikte gelseler ya, Firavun bu konuşmalarla halkının aklını çeldi. Hemen ona boyun eğdiler. Onlar zaten yoldan çıkmış bir topluluktu. Bize karşı öfkelendirici davranışlarını sürdürünce, onlara hak ettikleri cezayı verdik ve hepsini suya gömdük. Onları arkalarından gelecek diğerlerinin geçmişi ve ibretlik örneği kıldık. Meryem'in oğlu misal olarak zikredilince senin kavmin bundan dolayı hemen yaygarayı basıyorlar. Bizim ilahlarımız mı iyi yoksa o mu diyorlar. Bu karşılaştırmayı sırf sana karşı çıkmış olmak için yapıyorlar. Onlar gerçekten inatçı bir muhalefet. İsa, kendisine lütuflarda bulunduğumuz ve İsrail oğullarına ilahi kudretin örneği kıldığımız bir kuldur ancak. İsteseydik, sizin yerinize, yeryüzünde egemen olacak melekler yaratırdık. Bilin ki, o kıyamete ait bir bilgidir. Sakın ondan şüphe etmeyin.'' ve bana tabi olun. Bu dost doğru yoldur. Şeytan sizi sakın doğru yoldan engellemesin. O sizin apaçık düşmanınızdır. İsa sağlam kanıtlarla geldiğinde şöyle dedi. Size hikmeti getirdim ve anlaşmazlığa düştüğünüz bazı konuları açıklamaya geldim. Allah'a itaatsizlikten sakının ve bana uyun. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin. İşte bu dost doğru yoldur. Gruplar aralarında anlaşmazlığa düştüler. Haksızlığa sapanların acılı bir günün azabından çekecekleri var. Bütün yaptıkları kendileri farkında bile olmadan Kıyametin ansızın kopmasını beklemekten ibaret. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar dışında dostlar bile o gün birbirinin düşmanıdır. Ey kullarım! Ayetlerimize iman edenler ve emirlerimize boyun eğenler o gün size korku yoktur. Üzüntü de çekmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz muhteşem bir şekilde karşılanıp ağırlanmak üzere cennete girin. Orada altın tepsiler ve bardaklar cennetliklerin çevrelerinde dolaştırılacaktır. Orada canların istediği, gözlerin zevk aldığı her şey vardır ve siz orada sonsuza kadar kalıcısınız. İşte bu Yapıp ettiklerinizde girmeyi hak ettiğiniz cennettir. Orada sizin için çeşitli meyveler vardır. Onlardan afiyetle yersiniz. Günaha batıp kalmış olanlar kuşkusuz cehennem azabında devamlı kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve kurtuluştan ümit kesip susacaklar. Biz onlara haksızlık etmedik. Kendilerine haksızlık edenler onlardır. Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin diyecekler. O da burada kalıcısınız cevabını verecektir. Şüphesiz size gerçeği bildirmiştik. Fakat çoğunuz o gerçeği kabul etmek istemediniz. Onlar bir şeye kesin karar verdilerse biz de vermişizdir. Yoksa onlar bizim gizlediklerini ve fısıldaştıklarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, doğrusu şudur ki onların yanındaki elçi meleklerimiz her şeyi kaydediyorlar. Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum.'' Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim." de. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da odur, yerdeki ilah da odur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler. Bilerek hakka tanıklık edenler başka Onları kim yarattı diye sorsan kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah peygamberin "Ey Rabbim, bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk." dediğini de biliyor. "Onları bırak ve sizinle kavgam yok." de. Yakında bilecekler. Duhan Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ha Mim Aydınlatan kitaba yemin olsun. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin Rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ondan başka ilah yoktur. Hayat verir ve öldürür. Sizin Rabbinizdir. Önceden gelip geçmiş ecdadınızın da Rabbidir. Gerçek bu iken onlar kararsızlık içinde oyalanıp duruyorlar. Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır. Rabbimiz üzerimizden azabı kaldır. Bizler artık inanmaktayız diyecekler. Kendilerine apaçık bir elçi geldiği, sonra ondan yüz çevirerek bu kendisine bazı şeyler öğretilmiş biri, bir deli dedikleri halde onlar mı bundan ibret alıp akıllarını başlarına toplayacaklar? Biz azabı biraz hafifleteceğiz. Kuşkusuz siz de hemen eski halinize döneceksiniz. Amansız bir şekilde yakaladığımız gün yaptıklarının cezasını hakkıyla vereceğiz. Onlardan önce Firavun'un kavmini de imtihan ettik ve onlara şunu söyleyen değerli bir elçi geldi. Allah'ın kulları bana istediğimi verin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a baş kaldırmayın. Kuşkusuz size söylediklerimi kanıtlayacak açık bir delil sunacağım. Beni taşa tutmanıza karşı benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Eğer bana inanmazsanız bari yolumdan çekilin. Sonuç alamayınca Rabbine bunlar günaha batmış bir topluluk diye arz-ı hal etti. Rabbi şöyle buyurdu: Kullarımı gece harekete geçir. Kuşkusuz peşinize düşülecektir. Denizde açılan yolu olduğu gibi bırak. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur. Geride nice bahçeler, su kaynakları, ekili ürünler ve iyi bir konum vaktiyle içinde yüzdükleri refah bıraktılar. İşte böyle oldu. Biz de bunları başka bir topluluğa miras olarak verdik. Onlar için ne gök ağladı ne de yer. Kendilerine aman da verilmedi. Gerçekten İsrail oğullarını aşağılayıcı bir azaptan, Firavun'un işkencesinden kurtarmış olduk o haddi aşan ululuk taslayan biriydi. Bunları bilerek çağdaşları olan topluluklara tercih ettik ve onlara kendileri için apaçık imtihan içeren mucizeler verdik. Onlar kesin bir dil ile şunu söylüyorlar: Bu iş bizim ilk ve son olarak ölüp gitmemizden ibarettir. Biz artık yeniden diriltilecek değiliz. Siz doğru söylüyorsanız ölmüş babalarımızı geri getirin. Bunlar mı güçlü? Tübba'nın kavmi ve ondan öncekiler mi? Onların tamamını helak ettik. Çünkü onlar günaha gömülmüşlerdi. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri Oynayıp eğlenmek için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde yarattık. Fakat çoğu bunu bilmez. Yargı günü hepsinin belirlenmiş günüdür. O gün hiçbir dostun dostuna bir faydası dokunmaz. Onlar başka yerden de yardım görmezler. Ancak Allah'ın rahmetine mazhar olanlar müstesna. Allah izzet ve rahmet sahibidir. Zakkum ağacı günahkarın yiyeceğidir. O karınlarda fokurduyan su misali kaynayan bir tortu gibidir. Görevlilere şöyle denir: O günahkarı yakalayıp cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstünden kaynar su dökme cezasını uygulayın. Tat bakalım. Zira sen aklınca güçlü ve değerlisin. Bütün bunlar sizin şüpheyle karşıladığınız şeylerdir deyin. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak Cennetlerde ve su kaynaklarının başındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. İlk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar. Sen de bekle. Câsiye Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ha mim Kitabın indirilmesi İzzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Göklerde ve yerde inananlar için önemli işaretler vardır. Sizin yaratılışınızda ve yeryüzüne yaydığı diğer kımıldayan canlılarda bilenler için deliller mevcuttur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesinde Allah'ın gökten indirdiği rızıkta yağmurda ki onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir. Rüzgarları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır. İşte şunlar sana gerçekten okuduğumuz ayetlerdir. Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra buna değil de hangi habere inanacaklar? Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitip de sonra büyüklenerek işitmemişçesine inkarda ısrar eden her bir günahkar iftiracıya yazıklar olsun. Bu sebeple göreceği ağır azabı ona bildir. Ayetlerimiz hakkında bir parça bilgi sahibi olunca hemen onu alay konusu yapmakta. İşte bu gibiler için alçaltıcı bir azap vardır. Önlerinde cehennem. Ne dünyada elde ettiklerinden, ne de Allah'ı bırakıp sırtlarını dayadıkları dostlardan kendilerine bir fayda erişir. Onların nasibi büyük bir azaptır. Bu Kur'an bir doğru yol rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler için ise en şiddetlisinden elem verici bir azap vardır. Buyruğu ile içinde gemiler yüzsün, lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve belki şükredersiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, Göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Biz şüphesiz İsrail oğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bir din yoluna koyduk. Onu izle. Bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da kendisini sayanların koruyucu dostudur. Bu kitap insanların aklını aydınlatan ışık İnananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Yoksa kötülüğe gömülüp kalanlar, hayatlarını ve ölümlerini eşit olarak iman edip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanların ki gibi mi yapacağımızı zannediyorlar. Hükümleri ne kadar yanlış. Halbuki Allah, gökleri ve yeri ciddi amaçlarla ve hiçbiri haksızlığa uğramaksızın, herkesin hak ettiğine göre karşılık görmesi için yarattı. Arzularını ilah yerine koyan, Allah'ın bilgisine rağmen sapmayı tercih ettiği için kendini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi bir tasavvur et. Allah'tan sonra onu kim yola getirecek? Düşünmüyor musunuz? Bir de şöyle demektedirler. Bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi öldüren ise zamandan başkası değildir. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Zannetmekten başka bir şey yaptıkları yok.'' Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda doğru söylüyorsanız atalarımızı geri getirin demekten başka bir delil ileri süremiyorlar. Onlara şöyle de Allah sizi hayata getirecek, sonra öldürecek, sonra gerçekleşeceği kesin bulunan kıyamet sürecinde sizi bir araya getirecek. Bunda kuşku yok. Ama insanların çoğu bilmez. Göklerin ve yerin hükümrandığı yalnızca Allah'ındır. Kıyamet vakti geldiğinde işte o gün hakkı bırakıp batıla sarılanların zarar ettiği ortaya çıkacaktır. Bütün toplulukları diz çöküp boyun eğmiş olarak göreceksin. Her topluluk kendine ait defterin başına çağrılacak. O gün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Bu size gerçeği söylemekte olan kitabımızdır. Biz bütün yaptıklarınızı kaydetmekteydik denilecek. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları sorarsan Rableri onları rahmet deryasına daldıracak. İşte apaçık başarı budur. Hakkı inkar edenlere gelince şöyle denilecek Ayetlerim size okunur değil miydi Ama siz kibre kapıldınız ve günaha batmış bir topluluk oldunuz Allah'ın vaadi gerçektir Kıyamet konusunda da bir kuşkuya yer yoktur denildikçe kıyamet nedir bilmiyoruz biz bu konuda zannetmenin ötesinde bir şey yapamayız kesin bir bilgiye sahip değiliz dediniz azim olan Allah doğru söyledi